Sevgi eğitimi. Sevgi, kıymetini bilene kadar da sihirli bir kavramdır. Çünkü içten sevmenin çözemediği bir şey yoktur. İnsanları sevmek iyi bir iletişim. İşini sevmek başarı. Aileyi sevmek sağlam temellere dayanan bir toplum kazandırır. Ben her zaman eğitimde sevgi eğitimini savundum ve uygulamaya çalıştım. Öğrencilerin omuzlarına dokundum görünüşte ama asıl dokunduğum onların yürekleriydi. Ben zorlamayla hiçbir şeyin yaptırılacağına inanmıyorum. Çocuklarıma ve öğrencilerime zorlama değil de sen yaparsın, sen başarırsın, gayretli ol, ben sana güveniyorum sözlerini bıkmadan söyleyip durdum. Sonrasında hiç yanılmadım, hep iyi sonuçlar aldım. Öğretmen uzun yıllar sabırla, yürekten emek verir, uğraşır, uğraşır. Bunu tek amaçla yapar. Onun tek istediği ülkesini seven, ülkesi için yararlı, çalışkan, dürüst, ahlaklı evlatlar yetiştirmektir. Günümüz eğitiminin sevgi eğitiminden uzaklaştığını ve bu nedenle eğitimin gerilediğini görüyorum. Okullarda sadece öğretim yapılıyor, bilgiler yükleniyor. Peki ya eğitim? Çocukları sevgi ve ilgiyle bağrına basmak nerede? Oysa günümüzde öğretim için bir düğmeye basmak yeterli değil mi? Peki neden o zaman çocukları eğitemiyoruz da sadece bilgiler yüklüyoruz onlara? 75-95 yılları arasındaki Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenliğimde ve ondan sonraki özel okul dershane öğretmenliğimde önce sevgi eğitimine yer verdim. Sonra öğrenmeyi uyguladım. Hep güzel sonuçlar aldım. Bazen onlara bir anne, bazen bir arkadaş, bazen deneyimli bir rehber oldum. Umut çiçeklerime hep yakın ve içten yaklaştım. Yıllar sonra o umut çiçeklerim hiç ummadığım bir anda, hiç ummadığım bir yerde karşıma çıktı. Nasıl da özlemle içten sarıldık birbirimize. Öğrencilik yıllarından konuştuk, anılarını anlattılar bana. Halen çoğuyla görüşüyorum, buluşuyoruz. Onlar benim enerjim, onlar benim sevgi aşılarım. Onlarla hep beraberim. Sosyal medyada, telefonda, buluşmalarda, toplantılarda, kitap fuarlarında. Çünkü sevginin olduğu yerde yıllar geçse de birbirinden kopma, birbirini unutma olmaz. Sevgi aşılarım, şimdi yaşamlarında çok güzel yerlerdeler ve çok güzel evlatlar yetiştiriyorlar. Ve ben onları her zaman çok sevdim. Onlar benim enerji kaynağım. Hep güzel haberlerinizi alayım sevgi aşılarım.